Yılbaşı modundayız. Şekila, önceki videoda şunu yaparken böyle size de bir kuple göstermiştim diye hatırlıyorum. Daha editlemediğim için cipsi düşürdüm. Reels gibi oldu değil mi? Böyle giriyorum ve başka bir şey çıkıyorum. Neyse, şimdi ben bir haftadır İstanbul'daydım. Burada paylaşamasam da Instagram'da falan gösterdim. Ve dolayısıyla böyle bayağı dolaştım, gezdim olabildiğince. Gördüğüm her şeyi almadım, almamaya çalıştım. Ve poşetleri açmadan hemen dedim videoya başlayayım ve neler aldığımı göstereyim. Çünkü daha bugün telefon çarda kaldı. Ayın 26'sı diye hatırlıyorum. Yani yılbaşına daha bayağı var ve aldığım şeyleri böyle siz de çıktığınızda, baktığınızda hediye olarak alabilirsiniz. Böyle bir fikir olmuş olur. Şimdi bu ne poşeti? Bu Planmere'miş. Bir dakika, ne aldığımı da unuttum. O bir yandan poşetten de açmak istiyorum. Ha. Pardon, Waikiki'den aldıklarımı onun içine koymuştum ekstra poşet almayayım diye. Waikiki Home'a girdi. Palladium mağazasından bu arada bu. Direkt böyle dalıyorum şu an videonun içine. Şu geyikli patikleri aldım. Çok güzel görünüyorlar. 80 liraydı galiba bu. Aynen, peşin fiyatı 80. Hatta orada denemedim. Ayağımda çorap var. Bir saniye şimdi deneyeyim. Size de bilgi vereceğim. 42-43 yazıyor çünkü. Böyle ekstra büyük olur mu diye düşündüm. Evet, tam oldu. Yani 42 gibi bir şey yazsa da bu baya böyle 39-40 bence. Yanlış yere de bakmış olabilirim. Ben genelde yaparım çünkü bunu. Çok tatlıymış yalnız. Bu hala varsa alın. Başta dedim 2 tane mi alsam cana bana. Sonra dedim gerek yok. Ne öyle ikimiz aynı anda falan. Şimdi Waikiki Home'dan aldıklarımı göstermeye devam edeceğim. Ayrıca çok güzel ürünler yapmışlar ve daha uygun fiyatları işte Zara'ya göre, H&M'e göre. Onlar daha da artacak. Kuru orada kaç şu an? Neyse, boş verin o konuları. Bunları görünce dayanamadım. Zaten geçen sene böyle yılbaşılı bir şey almıştım. Hatırlarsınız, kırmızının üstünde yıldızlar vardı, böyle kırmızı yuvarlak keçelerin. Bu da böyle dörtlü. Bu da ne kadarmış? 15 liraymış. Çok hoş görünüyor. 4 tanesi bana yeterli zaten. Evde bayağı altlık var. Böyle bir havlu buldum. Birkaç tane böyle farklı yerden havlu alıp kombin yapıp aralık boyunca döndürmeyi düşünüyorum. Açıkçası biraz fiyatlı geldi. 25 lira bu kutu şu şekilde. Tekli bir tek bir tane havlu var yani içinde. Böyle bir geyik var. Yine Waikiki Home'dan bayağı peçete var bu arada. Ben şunu aldım yılbaşıyla alakalı. Böyle yılbaşı haricinde de güzel peçeteler yapmışlar ve böyle hani bayağı kalın satıyoruz. Diğerlerine mesela 10 tane falan oluyor ya, pakette attım. Burada öyle değil. Gelelim peki Planmere poşetin içinde ne var? Bu var. Şimdi giymeyeceğim. Bunu biraz da yıkamaya götüreceğim zaten aşağı. Ama bu süveteri ilk gördüğümden beri, hani sezon açıldı. Ben böyle 3-4 senede bir tane yılbaşı kazağı alıyorum kendime. Hatta daha uzun süre de geçmiş olabilir. Bir tane vardı. 5 sene mi oldu onu alalı? Neyse, yeni sezon kazaklarını gördüğümde buna direkt vuruldum. Çünkü böyle form olarak süveter böyle yeşil yapmışlar. Üstüne direkt şu Noel babaları görüyorum. Başka şeylere baksam da farklı bir şey hatta aldım, hiç beğenmedim. Yorumlarda da yazmıştım zaten direkt ürünü. O yüzden bunu hazır mağazada gördüm. Direkt aldım böyle süveterle. Evde belki çok sıcak olursa böyle giyerim diye düşünüyorum. En altta böyle çam ağacı falan var. Ay çok güzel değil mi ya? Ben bunu hemen yıkayacağım ve direkt giymeye başlayacağım Aralık 1 itibariyle. Zara Home'u az önce bakladım ama orada da beğendiğim şeyler vardı, çok affedersiniz. Böyle bu peçeteyi zaten ilk koleksiyon çıktığında görmüştüm. Çok hoş duruyor. Bunu da aldım. Bu da 40 liraymış. Ama çok güzel farklı çeşitli peçeteler de var. Ya bir keresinde girip mutlaka havayı soluyum. Çünkü böyle o masaların hazırlığı falan çok güzel oluyor. Geçen sene ben şu iki peçeteyi almıştım. Ben bunları dörtlü diye aldım. Böyle pakette kapalıydı. Adem dörtlü peçete aldım. Dörtlü, hani dört kişi misafir gelince kullanılır falan diye şu kumaş peçeteleri. Birkaç hafta sonra paketini açınca bir baktım, meğer ikiliymiş. Bayağı iki tane. Ve ben bunu fark edene kadar her yerde tükendi. Dolayısıyla benim elimde böyle iki tane kaldı. Ve ben de böyle hani havlu olarak mı kullansam, böyle arada yıkıyorum, işte elimi silerken kullanıyorum, mutfakta arada koyuyorum, bak kafam karıştı. Sonra bir baktım bu sezon yeşilini çıkarmışlar aynısını. Böyle ve emin olamadım aslında mağazada, dedim alsam mı acaba, aynı desen midir? Eve bir getirdim. Böyle biri bayağı kırmızısı. Bunun zaten içinde kırmızılar geçiyor. Bunda yeşiller geçiyor. Böyle takım olmuş oldu. Bu da ikili. İşte ben bunu geçen sene böyle dörtlü sandım. Sanar yani insan. Şey yapacağım yani, dört kişi falan böyle yemek yediğimizde yılbaşı sürecinde. Ay, yılbaşı demeyeceğim bir daha ya, ama kendimi kontrol edemeyeceğim, üzgünüm diyeceğim. Dört kişi yemek yediğimizde böyle iki iki kullanabileceğiz karışık olarak. Çünkü aynı desenin renkleri diyebiliriz. O yüzden hemen iki tanesini aldım. Bunların da böyle iki tane kel kalmadığına çok sevindim. Zara Home'dan sadece peçete ve peçete aldım. Karaca'da çok güzel şeyler. Karaca'ya girdim ve böyle direkt tansiyonum düştü. Ve fiyatları da çok yüksek değil. Yani kavanoz falan aldım, iyiydi diye hatırlıyorum. Hazır mısınız? İlk kavanoz geliyor. Dedim ben buna kahve falan koyarım. Böyle bütün gün tezgahta, bütün ay boyunca durur. Böyle bir
kavanoz var. Her şeyden ayrıca böyle birer tane vardı. Yani ne, çalışana sürekli sordum bundan başka var mı diye. Mesela bunun kapağı tam kapanmıyordu. Ama yok dedi. Niye öyle anlamadım. Yine Palladium'dan ayrıca bu. Şöyle üzerinde bir yılbaşı ağacı var. Burada böyle bir Noel Baba var. Kapağı böyle açılıp kapanıyor. İçine muhtemelen belki havası çıkmasın diye bir poşetin içinde falan kahveyi koyabilirim. Mesela benim kahvelerim böyle oluyor genelde. Bunu böyle paket şeklinde koyacağım. Birazdan hatta tezgahına yerleştireceğim direkt. Birkaç çeşit daha vardı. Kilitlisi vardı. Farklı versiyonları vardı. Online'da var mı bilmiyorum. Eğer civarınızda varsa mutlaka bir çıkıp göz atın. Fiyatını söylemeyi unuttum bu arada. 90 lira yazıyor. Kartla ödenirse diye bir şey var. Herhalde 90 bunun kendi fiyatı bu şekilde. Böyle bir kase aldım. Bardak alırken baktım kase de çok güzel olur. Bunun da artık böyle çorbalar. Aa, iki tane alabilirmişim. Neyse bir tane yeter ya. Yeter inşallah. Bu ne kadarmış? Bu da 50 liraymış. Böyle çok şeker duruyor. Ayakları falan var. Kek standları falan vardı böyle. Noel Baba'nın sanki ayakları tutuyor üzerinde. Yani o kadar da abartmak istemedim. Böyle bir şey bir kere de almayı sevmiyorum. Hani biraz da farklı olur. Belki yurt dışına çıkamadılar. Çıkamayacağımız için. Farklı zamanlarda alırım diyecektim. Böyle bir kupa buldum. Zaten ilk bunu görüp girmiştim içeri. Bu da çok tatlı. Bunun da fiyatı 40 lira olarak görüyorum şu an. Çok güzel duruyor. Benim bir tane daha zaten vardı. Arkada değil, kaldırmışım. Bu da böyle ikinci oldu. Sıcak sıcak. Neler içsek acaba içinde? Şöyle bir etrafıma bakınıyorum ve evet her şeyi gösterdim. Kahveler aldım. Bu arada Nespresso'nun klasik yeni yıl şeyleri çıktı, kapsülleri çıktı. Böyle kapsüller ama bir tane kapsüllük sipariş verdim. Belki bugün gelirse onu beraber yerleştiririz. Şunlar çünkü her sene çıkan farklı koleksiyonlar oluyor böyle yılbaşına doğru Nespresso'nun. Ve kapsüllerin desenleri farklı oluyor. O yüzden ben normalde kapsüllük hiç almamıştım. Kullanmıyordum böyle biliyorsunuz kavanoz mantığıyla kullanıyordum. Ama bunlar o kadar tatlı duruyor ki bir an dedim artık böyle biraz şey değiştirelim. Değişiklik iyidir. Yazda çok komik bir şey anlatacağım. Geçen gün yazlığa uğradım. Annemler işte yazın tabii yaşıyorlar orada kışın boş. Bir şey vardı. Aradığım bir kutu bulabilir miyim diye. Neyse ararken aradığımı bulamadım. Bunu buldum. Annem almış bunu koymuş oraya. Sonra içine şu mumlardan vardı. Bir paketin içinde göndermişler bu şekilde. Bir baktım. Yani orada kışı niye yalnız geçirecek bu ağaç anlamadım. Getirdim eve o kadar güzel duruyor ki. Bir de şu piller de çok mantıklı gelmeye başladı. Bir set almak istiyorum böyle. Güzel bir tane bundan 12'li. Çünkü mumla uğraşmıyorsunuz. Hoş şeyle uğraşıyorsunuz ama en azından yanıp bitmiyor yani. Bitiyor. Şu an kendi kendime. Tam bu konuyu kapıyoruz. Aa, size bunu göstereyim. H&M'a uğradım gitmişken. Sonra bunu gördüm böyle dedim güzelmiş aslında kullanılabilir falan. Yanından geçtim. Aklıma şu geldi. Bizim Singa çok salça oluyor. Her şey böyle süsleri falan dişliyor mişliyor. Bana da çok güzel bir tane set geldi. Hatta göstereyim. Panda Paper Art'tan böyle yılbaşını çok sevdiğim için bana böyle çok nazik hediyeler geldi. Bunların hepsi kağıttan öncelikle. Bu yeşil ağaç olsun. Kırmızı var. Burada böyle turuncusu var. Evler. Bunların az önce gösterdiğim o pilli mumu bunun içine koyuyoruz. Böyle. Çok hoş bir görüntü oluyor. Yine aynı şekilde bu da böyle çok güzel bir fon oluşturuyor. Neyse bunları ben geçen gün dizdim. Baktım Singa gelmiş bayağı ağacın üstünü ısırıyor. O yüzden ne yapacağım diye kara kara düşünürken karşıma H&M'de bu çıktı. Dedim ben bunun içine direkt köyü kurarım yani. O beyaz şeyi arkaya yapıştırırım. İçine elyaf ya da böyle yapay kar satıyorlar ya. Ya da straform koyacağım bilmiyorum. Öyle bir şey. Ağaçları da yerleştireceğim. Bir de ışık taktım mı hem korunaklı hem de böyle güzel bir şey olacak. Süs olacak. Zaten muhtemelen gösteririm. Ya da yaparken falan belki video çekerim. Ama önden bir paylaşmak istedim. Bunun da fiyatı galiba 300 olması lazım. Hatta şöyle 6 ayrı. Yani onun da tabanı var da böyle bir tepsi gibi yapmışlar. Bilmiyorum mantığını. Şuradan da yine aynı şekilde böyle açılıp kapanıyor. Ben şimdi buraya ters koymuşum. Böyle. Sonra hatta şu geldi aklıma bunun içine içki falan bile böyle hani bardak mardak konur. Çok dekorasyona açık bir parça bana kalırsa. Bir kahvaltı değil, öğle yemeği değil. Pek kahvaltı da etmedim sayılır. Yemek hazırladım. Bu hep gösterdiğim sebze köfteleri. Bir de önceki videodan da önceki videoda gösterdiğim ekmekler. Şöyle. İkisini aldım. Aslında yoğurt olsa yoğurt da koyardım da. Bir yandan da You'yu izliyorum. Üçüncü sezonu ben pek sevmeyenlerdenim. İlk iki sezonda sanki kalsa böyle şey yapmadan daha hani sırlarla böyle bitmiş olsa daha güzel olurmuş gibi geliyor. Üçüncü sezonu biraz zorlama bulmuş olmakla beraber başlamışım diye izliyorum.
kitapta da aynı şeyi yapıyorum mesela. Başlıyorum böyle satır atlamamaya, işte sayfa şey yapmamaya mesela, belli sayfalar hani konu ilerliyorsa, ilgimi çekmese de okumak zorunda hissediyorum kendimi. Çok kötü bir huy. Ayrıca yeşil yeşil farlarım var. Birazdan gösteririm paleti de. Yeni geldiği için şu an deniyorum. Kaş jeli var. Ay, kaş sabitleyici var ayrıca. Onu da deniyorum. Şimdi akşam ona göre yorum yapacağım. İki kaşım şu an bayağı farklı duruyor. Çünkü anlamak için farkı. Birine sürdüm, birine hiç sürmedim. Bazen şu oluyor mesela, işte çok fazla alışveriş yapıyorsun ya da ki ben çok fazla alışveriş yapmıyorum kesinlikle. Dolabımda her şey sayılıdır mesela. Ya da işte çok aldım diyorsun, aldım diyorsun. Bizlerin almasının sebebi aslında doğru ürün önerebilmek ya da bir şeyi güvenle tavsiye edebilmek. Dolayısıyla fazla ürün, mesela cilt bakım ürünleri önerenler de çok fazla ürün satın almak zorunda, denemek zorunda, deneyimlemek zorunda ki siz bir ürünü boşu boşuna almayın diye. O açıdan bakmak lazım aslında böyle bir yandan, çünkü bu bir meslek artık. Hani deneyim satıyorsunuz gibi bir şey oluyor ya da deneyim paylaşıyorsunuz desem daha doğru olur sonuçta. Satmak biraz garip oldu. Neyse, yemeğime dönüyorum. Zira bugün kahvaltı etmedim. İstanbul'da da en son videoda diyete başlıyorum deyip böyle koca bir alışverişi gösterdikten sonra gittim. Tabii ki daha rahat yedim orada ama günde bir öğün yedim. Öyle bir durum oldu çünkü çok geç kahvaltı ettim. Ve hep böyle güzel kahvaltılara gittik. Kruvasanlar, onlar bunlar. O yüzden o günün ortasında edilen bomba kahvaltıdan sonra akşam böyle yemekte çok zorlandım. Bir iki akşam hatta sırf canım çekiyor diye bir şeyler söyledim. Ama üzerimde şu an bir şişlik var mı? Var. Mesela akşam soya soslu bir noodle yedim. Ve sanki o beni nedense şişirdi. Tuzlu olduğu için olabilir. Şimdi kendi beslenme düzenime dönüyorum. Orada yoksa böyle bal kabaklı cheesecake'ler, beyaz fırında kestaneli profiterol. Canım istedi şu an. Neyse, kendi mutfağıma geldim. Tatlı yok zaten mutfakta şu an. Gereken sadece çikolata aldım. Öyle yola devam. Şimdi bir arkadaşım bunu paylaşmış. Ya aynı ben değil mi? Yılbaşında. Ya. Çok güzeldi ya. Kaşınmak mı istiyoruz azıcık? Heh? Hadi yerleş bakalım. Heh, oh. Tamam, sen kaptın. Dingoz. Hadi gel. Yukarıda uyuyordu ikisi de. Uyanıyorlar böyle arada. Önce Temiz tabii ki. Ben neredeysem orada. Yani bayağı köpek ruhlu. Böyle bakıyorsa aşağıdan bana, hani aç bacaklarını şöyle dümdüz koy. Geleceğim kucağına demek. Böyle geliyor, yerleşiyor şekilde bu şekilde. Topalıyor, kaşıtıyor. Ondan sonra uyuyor. Biraz da böyle uyuyor. Hava şu an bayağı küt diye karardı. Bari şöyle karanlıkta ışıkları yakayım da göstereyim. Geçen sefer karanlıkta gösterememiştim. Böyle, böyle çok aydınlık mı oldu? Yok, güzel oldu. Işıklar güzel oluyor böyle. Bu arada bunu sezon başından beri beğeniyordum. Mango'dan bu. Böyle kasket ama yün içerikli. Valla lacivert mi? Siyah mı? Şu an hatırlamıyorum tam ne renk olduğunu alırken. Bugün geldi. %38 yün içeriği. Böyle hani kışın sadece bere takmak istemiyorsanız alternatif olsun. İndirimdeymiş. Yani fiyatı normale dönen bilmiyorum. Bir bakabilirsiniz Mango'dan. Ben hatta mağazalarda göremedim. Online'da zaten sezon başında böyle bir yazmıştım aklıma. Mantıklı yani. Sıcak tutuyor. Denedim bugün. Videonun başından beri niye yeşil far var derseniz, şu yeni geldi. Daha doğrusu bu gelmiş, ben yoktum. Kargoyu açınca hemen denedim. Şu alttaki iki yeşili o yüzden karıştırıp sürdüm. Onunla başladım. Sonra işte mavi falan diye gider. Ama hepsini böyle rengarenkli kullanmak istiyorum. Pigmentini açıkçası daha iyi bekliyordum. Sanki çok canlı değilmiş gibi geldi bana. Ben de sürememiş olabilirim. Böyle sürekli her şeyi yayıyorum. Bunu göstereyim. Bunu az önce koydum. Çok güzel böyle. Hani bir tane çaydanlık almıştım. Ay, demlik almıştım hatırlarsanız, mantarlı. Yine o tarz. Böyle sadece tek tek parçalar bulup. Çoğu böyle vintage olabiliyor. Elinde genelde bir tane bulunuyor. Bu da hatta ekrana yazayım hesabın adında. Shopier hesabı var. Orada böyle üçlü aslında. Üçünü iç içe çıkabiliyor bu. Ben takı olarak kullandım şu an ama kapsüllük olarak falan da kullanılabilir. Hani her yerde birçok amaçla böyle canlandırmak istenilen köşelerde. Yani buranın daha canlanmaya ihtiyacı var mı bilmiyorum ama çok yakıştı bence. Buradaki çünkü kasayı ben öbür odaya
götürdüm. Hatırlarsanız buraya yeşil bir tane kasa vardı. Resmen yeşil olacağı varmış yani buranın, böyle yeşil gitti yeşil geldi. Hemen şu üst tarafına da yüzükleri böyle dizdim. Hatta bir de serçe parmak yüzüğümü çıkarmıştım takayım. Az önce video çekerken çünkü hem fazla görünsün şurada kalabalık diye yüzüğü çıkardım. Bu arada yüzüğüm de Rüveyde Okumuş'tan. Geçen gün, şöyle göstereyim. Geçen Karaköy'e uğradık. Bizim Beril'le buluştuğumuzda fikstir. Ben hemen Kadıköy'den vapura binip Karaköy'e geçerim. Orada Fransız geçidinde Rüveyde Hanım'ın bir mağazası var. Oraya girdik. Ben böyle küpeleri falan çok beğeniyorum. Hatta daha önce bu yılan yüzüğü belki görmüşsünüzdür parmağımda. Bunu da ondan almıştım. Küpeleri falan çok seviyorum. Şöyle hatta yeni aldıklarımı da göstereyim. Bu yıldız çok hoşuma gitti ama olabildiğince böyle yukarı takmak lazım bunu. O zaman çok belli ediyor kendini. Mesela şurada falan bile olabilir. Bu ay, ay figürü, güneş figürü, yıldız beni bu ara takip ediyor yani. Her yerde karşıma çıkıyor ve sürekli o figüre ait şeyler alıyorum. Hatta bir tane fincan, çok beğendiğim bir tane seramik içi var. Onda şu an stok girmesini bekliyorum. Yılbaşına doğru yapacağım demişti. Bir yandan da seramik kovalıyorum. Burada da böyle bir palmiye yaprağı var. Böyle gümüşleriniz eğer kararıyorsa diş macunuyla, daha önce çok söylemişimdir, ovalayın. Böyle yıkayın. İlk günkü haline dönüyor. Ben onu önceden mesela şeydim, daha önyargılıydım. Ay gümüş kararıyor, gümüş kullanamam öyle böyle. Evet, kullandıktan sonra bir süre sonra kararıyor. Fakat eski haline döndürmek çok kolay. Hatta şeyler var, böyle solüsyonlar var. Daha öyle bir şey alamadım ben. Alırsam paylaşırım. Serçe parmak yüzüğünü de çok uzun zamandır istiyordum ve hep şey diyordum. Ay Rüveyde Hanım'a gideyim. Serçe parmak yüzüğü alayım falan. Çünkü böyle hem kibar hem de böyle güzel duruyor. Şansa böyle taşlı bir tane denk gelmiş. Zaten hazır oluyor orada. Fakat bir tane yüzük de aklım kaldı. Onu kesinlikle alacağım, böyle kırmızı. Hatta Reels vardı bir tane. Onu da paylaştım. Böyle baş harfinizi falan işleyebiliyor. Bayıldım yani. Çok güzel bir yüzük. Onu şöyle yüzük parmağıma falan aklımda. Bunu da artık yıkadığıma göre kış gelebilir, kar yağabilir. Bunu yıllar önce Münih'ten almıştım. Hatta böyle turluyorduk Can'la. Urban Outfitters'a girmiştik. Ah ah diyorum. Neyse, Euro'ya ağlanmayacağım. Sonra bir baktım, o kadar güzel. Aslında çok düz bir şey. Şu örgü çok kolay. Gri, bayağı böyle bulunabilecek bir iplik. Üstüne de böyle güzel bir pembe pompon bulundu mu? Ama işte Urban Outfitters yaptı mı? Yapıyor. Böyle çok tatlı bir şapka yapınca hatta direkt takmaya başlamıştım onu. Saatimi 8 oldu. Az önce Can geldi. Ve açım dedi. Evde yemek yok. Acaba ne yiyeceğiz? Çünkü ben de acıktım. Fakat. Ay her videoda galiba bir yemek problemi yaşıyoruz. Kulağım da çınlıyor. Sağ kulak neydi ya? İyi midir, kötü müdür? İyi konuşurlar bence. Of, ah keşke Napo'dan gelirken pizza alsaydım. Donmuş pizza ya. Hiç düşünemedim. Ben biraz düşüneyim. Şimdi yine süper sallamasyon bir yemek yapıyorum. Şunu gösterdiğimi hatırlamıyorum, gösterip göstermediğimi. Bunu fileden aldım. Böyle biber şerit mix diye donmuş bayağı sarı, yeşil ve kırmızı biber. Çok güzel kocaman kocaman doğramışlar. Omlette falan çok güzel olur. Burada soğan var zaten. Ben şimdi kesme yapıyorum. Bu bizim klasik işte ev kesme deniyor yani. Biberleri size daha güzel göstereyim. Bakar mısınız, kocaman kocaman böyle. Hemen yemeğe at, soğanla beraber kavur. Çok beğendim. İlk defa açtım az önce paketi. Birkaç hafta önce almıştım. Fikir olsun yani eğer görmediyseniz. Cana tavuk pişiriyorum. Ben tavuk yemeyeceğim. Bunun içine bir de galiba nohut ekleyeceğim. Hazır haşlanmış o paket nohutlarımdan var. Böyle çok doğaçlama bir yemek çıkarıyorum şu an ortaya. Her zamanki gibi. Eminim çok şaşırmışsınızdır şu an. Tencere yemeği sevenler şok. Allah'ın annem ve babam bunu izlemiyor bu videoları. YouTube'a giremiyorlar. O yüzden de şanslıyım. Çünkü mesela aradığında böyle hamburger yiyorum falan demiş ya. Siz yemek yapmıyor musunuz? Evde yemek pişmiyor mu? Bir nohut yok mu? Diye. Hazır haşlanmış değil bu arada böyle. 3 gün suda beklemiş nohuttan bahsediliyor. Can'ın tabağı hazır. Yani uzak doğu yemeklerine benzedi dersem acaba uzak doğulara hakaret olur mu? Şöyle bir sos almıştık daha ata sosa gittiğimizde. Burada da var. Valla fena olmadı sanki. İnşallah tadı da güzeldir. Onunkini tavuklu yaptım. Üstüne de sostan döktüm. İçine de nohut koydum. Yok yok yani. Doyma garantili. Şimdi kendime de sadece nohut ve şeyden koyacağım. İşte kesme tabağına koyacağım. Valla 5 dakikada daha ne yapılır değil mi? Doğaçlama. Arkamda Temsin. Poposunu asla asla soğuk yere koymayıp. Arka ayakların kalmış ama orada. Evet. Beni mi izliyorsun? Bana da alsana. Ben beğendim şu an tadını. Ben de beğendim. Ben beğendim şu an tadını.
çok güzel. Uzak doğuda tavuk yiyorum gibi hissettim. Gerçekten mi? Hı hı. Sostan. Muhtemelen. Yani 5 dakikada daha lezzetli ne hazırlanabilir? Hiçbir şey. İmkansız. Bugün video yok. Bir sahneyle kapatmayı düşünüyorum. Ama söylemeyeceğim çünkü son 3 videoda da söyledim ve olmadı. Neydi? İşte söylemeyeceğim ki olsun diye. O yüzden susuyorum. Ha, bana mı söylemeyeceksin? Kameraya da kendime de şu an söylemiyorum. Şu an evdeki Noel Baba nüfusunu sayıyordum. 1, 2, 3. Burada da bir minik suda kalmış bir Noel Babamız var. Aa, burada daha yeşil çıkıyor. Ha, demek ki gündüz falan... Ay bir dakika. Şu ledlerin altına ineyim. Şöyle göstereyim hatta. Gündüz falan demek ki çeksem... Ay dışarı çıksam, bugün hava kapalıydı. Ben de diyorum ne kadar koyu yeşilmiş bu böyle. Niye böyle pigmentleri falan. Ha, tamam. Tam şey ya, ışığı kolumla kapatıyorum şu an. Tam yazlık paletmiş. Can kırmızı ışığı açmış bizim Draken Love'ı. Maç moduna girdi şu an. Bize iyi seyirler. Sonra görüşürüz. Videoyu sonra başka şekilde kapatacağım. Bak. Yuvaya giysin. Güzel mi? Güzel. Sana almadım. Sevmezsin diye. Sevmezsin. Aynı giyin ya. Bir şey mi düşün? Abi bizim çekiyordun. İşte Fatih benim ya. Büyük tehlike yaşadık. Mustafa tam zamanında çıktı. Bir ekleyizim ben yapar. Sağlık görevlerini davet etti. Çok uykum var şu an. Ama bu videoyu çam ağacını salona götürmüş bir şekilde bitireceğim. Kararlıyım. O yüzden şu an alt kata indim. Maç bitti bu arada. Güzel bitti. Güzel, keyifli bir maçtı. Hareketliydi. Geçen sene bunu aldığım gün video çekmiştim ya. Hatırlıyor musunuz? Beraber almıştık video. Böyle burada sanki iyi olacak diye düşünüyorum. Hazır mısın? Bayağı lastik iplemişiz de. Vay, helal olsun. Yeni eve çıkınca böyle olmuşuz. Şimdi sonra sağlık. Yo, ne güzel işte kapatmışız tek tek. Vay be. Aferin bize. Wow, bir kere başka var mı? Geliyor. Şey diyeceğim. Biz bunu nasıl koymuşuz ya? Nasıl? Bilmiyorum. Ben şaşırdım şu an. Ve çam ağacımız hazır. Valla pıt pıt yaptık ya. Ne kadar sürdü? 15 dakika mı? Tecrübeliyiz bence. Tabii. Ya helal olsun. Buraya koyduk. Arkasında da ışık var. Güzel durur diye düşündük. Böyle tepeden vurduruz. Ama daha süsümüz yok. Ben bu arada şuraları hafif kel diye böyle bir parçalar vardı. Geçen sene almıştım. Hani yılbaşlarında, yılbaşı geceleri böyle omuzlara falan atılırdı ya. Böyle kar efektli işte garip süsler. Onları doladım aşağı kadar hatta olabildiğince. Işığını falan artık takacağız sonra. Önce bir konseptimize ve süsümüze karar vermemiz lazım. Böyle biraz daha geriden göstereyim. Bu kaç santimdi ben geçen sene aldığımda ya? Hatırlıyor musunuz? Geçen sene beraber almıştık. İzleyen varsa hatta İstoç'a gidip almıştım ben bunu. Neredendi? Can süstü galiba hemen girişte. Her yer tabii ki. Neyse yarın temizleyeceğiz bunları. Yani cumartesi de büyük temizlik olacak. Şöyle şunu gurur tablosu olarak arkama alıyorum. İşte videoda söylediğim şey, bu videoda söylemeyeceğim ama videoyu bununla kapatacağım dediğim şey. Son herhalde 3 vlogtur. Çam ağacı kuracağız dedim, süsleyeceğiz dedim ve hiçbir şekilde yapamadım. O yüzden bugün resmen totem yaptım. Hiçbir şekilde söylemeyeceğim ama videoyu bununla kapatacağım bugün diye. Şöyle bir poz verelim beraber. Şey gibi Müge Anlı'da çekiyorlar ya, çıkırt. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ağacı sonunda kurduk. Dilerim böyle aralık boyunca da aralok deniyor, vlogmas deniyor galiba. O tip bir vlog serisi de yapmayı çok istiyorum. Şu andan kafamda organize etmeye başladım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Yılbaşı heyecanı burada tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.
ediyordu ama az önce Singa'nın buraya taktığım ışığın kablosunu yediğini fark ettik. Böyle tak tak bir şeyle oynuyordu. Bayağı koparmış. O yüzden şu an ışık burada yok. Hani benim özene bezene anlattığım, bu sezon çıkmadı, size nereden aldım bu yüzden söyleyemiyorum, hani alın diyemiyorum dediğim ışık artık bende de yok. Can toparladı. Şeye götürecek yarın, elektrikçiye götürecek. Singa'ya rağmen. Singa'ya rağmen. Afiyet olsun Singa. İnşallah can olsun, kan olsun, azıcık da akıl olsun. Teşekkür ederim.